şimdi aşkım, vuracağım bak şimdi bak. Ya bozuk be abicim ya. Askerde en iyi atıcı bendim. Başlarım senin askerliğine. Beğendin mi yaptığını? Al davayı kapattık işte. Memnun musun şimdi? Başkomiserim gözlükle arıyor. Hoparlörü veriyorum. Ver ver, aman ver. Aman ver. Başkomiserim. Başkomiserim, masaj salonunun sahibi Kadri Karatoprak'mış. O Kadri Karatoprak mı? Bildiğim sani. Anlaşıldı şimdi. Evet efendim. İşletmecisi de Selim Karatoprak olarak geçiyor. Oğlu yani. Tanıştık keratayla içeride. Sokakta yakışıklı Selim diye biliniyor. Ama bu adamın hiç sabıkası yok. Yanında kızıl kravatlı lakaplı bir tane serseri var. Bütün kirli işlerini o hallediyor. Selim ailenin tek oğlu. Yalnız aile biraz kalabalık. Biliyoruz, iyiciler takım. Her şeyi yapar bunlar. Ceket kravat takıyorlar, faça düzgün ama elleri uzun. Başlarında da bu kalbi. Zaten bir milletvekili akraba sokmuşlar araya. Cenap müdür de aramış. Arama izni yok falan. Tamam gözlüğü, sağ ol. Aile şirketi. Ya bu herifler madem bu kadar meraklı bürokrasiye, alalım izni, basarız yarın. Olur canım, peki. Kızlarla beraber karşılarlar bizi. Ya girdiğin yeri berbat ediyorsun aslan ya. Tozu dumana katıyorsun ya. Adamlar devamlı enselerinde olduğumuzu hissediyorlar. Nasıl deli buluyoruz ya? Masaj yaramadı değil mi? He, daha gerildim vallahi. Aa, yine karavana. Yeter be ablacığım. Ben paranı almaktan yoruldum. Sen ıskalamaktan yorulmadın. Tamam tamam pes. Ben aslında senin için geldim. Hayrola? Ya arkadaşım senden çok bahsetti. Kutlu öyledir, Kutlu şöyledir. Ben de tanımak istedim. Karıştırıyorsun be ablacığım. Benim pek öyle arkadaşım yoktur. Kim olduğunu merak etmiyor musun? Kimmiş? Aslan. Aslan Aydemir. Ulan meymenesiz. Ulan Allahsız. Yine mi yüzüne gözüne bulaştırdın ulan? Hay ananı seni doğurdum güle ben. Ya baba. Tamam ne bağırıyorsun? Hayır bir şey olunca ara diyorsun. Arıyorum bu sefer de ona bağırıyorsun. Lan oğlum bizim aile işinin altını kazıyorsun. Onu bırak. Beni ele güne rezil ediyorsun be. Her gün seni kurtarmak için 10 takla atmaktan canım çıktı. İltibarımın içine ettin ya. Hala büyümedin. Ya bir işi de kendi başına hallet. Bana bir günde sorma be. Baba. Ay babanın senin. Tövbe tövbe ya. Şu bizim kız. Körfezli. O poliste mi kalıyor dedin sen? Niye sordun? Gidelim sermayemize sahip çıkalım derim ben kızım. Babam bulaşmayın dedi ya. Başlatma lan babamdan. Bundan sonra benim dediğim olacak. Tamam kararımı verdim. Gidelim. Kızı alalım. Hadi. Ne oldu aslan başkomiserim? Dertli görünüyorsun. Sağ ol. Yok mu seninki? Yok. Kim bilir neler karıştırıyor. Hem benimki falan değil o. Ben benimkini bulamadım daha. Merak etme. Yakında bulursun sırtını dayayacak birisini. Ben sırtımı duvardan başka yere dayamam. Şöyle Mert, cengaver biri çıksın yeter bana. İşin zor o zaman. Ne içersin? Viski. Fatih. Viski. Asma suratını be aslanım. Bütün dünyayı sen kurtaramazsın. Öyle olmuyor mu işte?
öyle olmuyor işte ya. Ne öyle yapışmışsın devletin görevlisine? Ha? Arıza mısın sen? Hayret bir şey. Nasılsın aslında abi? İyiyim Sipsi. Neredesin sen kaç saattir ha? Bensiz iş mi çeviriyorsun? Kim? Ben sensiz iş çevirebilir miyim ya? Bunlar nasıl yaptılar ya? Benim içtiğim su sensiz gidiyor mu buradan ya? Akıyor mu? Kes tıraşı Sipsi, kes. Sanki ne mal olduğunu bilmiyoruz. Yakında çıkar kokusu. Allah Allah, Allah Allah. Anlamıyor musun kızım? Operasyondaydım bugün. Sultaneli operasyonu. Anlatsana Aslan abi. Şş, Birleşik Arap Emirlikleri ya. Anlatsana abi, baksana kız bize Allah aşkına. Vallahi ben Sipsi'yi buradan çıktıktan sonra görmedim. Oğlum sen istiyorsun diye yalan falan söyleyemem ben. Abi. Sus. Neyse hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Abi de. Ulan düzenbaz. Ulan sahtekar. Ulan yalancı. Düzenbaz hokkabaz üçkağıtçı. Ulan daha ne diyeyim ben sana he? Ne diyeyim ha? Ne diyeyim? El kolu yapma lan. Kısa, ulan 40 yılda bir doğru söylüyoruz. Ondan anasını satayım başımıza gelenlere bak ya. Aslan bak. İyi akşamlar başkomiserim. Ya yine nasıl taş kesti buralar be yavuz. Kadın o kadar gevşetti, gevşetti biz kastırdık. Gel hadi bir tavla atalım öyle gidersin. Yok evdekileri rahatsız etmeyeyim şimdi. La gel ne rahatsız da olacak ya. Hem Neriman güzel yemekler yapmıştır. Bana yedirmiyor. Sen bari ye ben zevk alayım gel. Tamam peki sağ olun. Ha sakın masaj masaj deme ha Neriman'ın yanında. Tabii canım. Tamam. Allah keser beni sonra. Park edip geliyorum araba. Şu sağa gir, sağa gir. Hemen orada var. Koşalım. Sonra işte sınırdayız. Seninki saydırdı havaya Miço. Tak, 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 tak. Öyle birden roketler. Sen şimdi roketleri de bilmezsin. Nasıl aydınlatır havayı böyle. Havayı fişek gibi aydınlatır. Gökyüzüne nasıl böyle binlerce. Seninki sırtlandı beni. O zamanlar böyle değilim tabii. Daha cüsseliyim. Tam 10 kilometre sırtında taşıdı. 10 kilometre roket ışığında. Mayın arasında. İşte öyle. Ama çok şey yaşamışsınız. Benden bahsediyor demek deli fişek. Unutmamış. Ne diyor? İyi şeyler diyor mu bari? Evet. Kardeş gibiymişsiniz. Öyle oluyor tabii. O şey oldu. Şeyden sonra biraz tuhaf oldu. Hassaslaştı. Rapor aldı, ayrıldı birlikten. Bir daha da... Bahsetmedi bana da çok ama şöyle bir anlattı tabii. Çok kötü bir şey. Kötü olmaz mı be abla? Bunlar bir de nasıl? Çifte kumru gibi. Bizim işimiz ne? Bizim işimiz ölüm. Ama bunlar nasıl hayat dolular? İkisi de nasıl deli? Nasıl cengaver ikisi de? Düşün be abla, daha yeni evliler. Baskın haberi geldi. Komutan gitmeyin diyor. Bunları tut tutabilirsen. Aslan da kendini affetme. Telsizden diyor askerinde diye. Ona mı gideceksin, görevi mi bitireceksin? Çare yok. Görevi bitireceksin tabii. Döndüğünde kollarında öldü Aslı. Kimseyi yaklaştırtmadı. Görecektin abla. Hiç gözümün önünden gitmez. Kimseyi yaklaştırtmadı yanına. Kızcağız çoktan ölmüş. Göğse şarapnel. Sabaha kadar hiçbirimiz gidemedik yanına. Bir elinde tabanca. Öbür elinde kızı sımsıkı tutmuş böyle. Öyle seviyordu onu. Birini çok seviyorsan onu kollarında kaybetmek bitirir adamı.